Yaz geldi, kabus geri döndü. Komşu alevlere teslim oldu. Yunanistan'da orman yangını korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Siviller de, ekipler de yangını söndürmek için seferber oldu. Eline kovayı kapan, yangını söndürmek için koşturdu. Havadan ve karadan ekipler de seferber oldu. Yangın o kadar büyük bir alana yayıldı ki korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Burası Yunanistan'ın başkenti Atina'nın güneyinde yer alan ormanlık alan. Alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Geniş bir alana yayıldı. Yangın önüne ne çıktıysa yaktı geçti. Ormanlık alandaki evler. Arabalar. Ağaçlar. Elektrik direkleri alevlerin arasında kaldı. Yangın İmitos Dağı'nın yamaçlarına da sıçradı. Yangını söndürmek için önce bölgede yaşayanlar seferber oldu. Kimi eline kova aldı, kimi hortumla yangına müdahale etti. İhbar üzerine yangını söndürmek için ekipler de seferber oldu. Bölgeye 6 yangın söndürme uçağı, 4 helikopter ve 130'dan fazla itfaiyeci sevk edildi. Yangının etkilediği bölgelerdeki çok sayıda sivil yerleşim yeri tahliye edildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle yangın güçlükle de olsa kontrol altına alındı. Yangında oldukça geniş bir alan küle döndü. Geçen yaz Yunanistan'ın farklı yerlerinde çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 bin dönümlük alan küle dönmüştü. 65 bin fırsatçının gerçekte olmayan ev ilanlarıyla fiyatları şişirdiği tespit edildi sevgili izleyiciler. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin bir açıklaması var. Nebati, onların canını okuyacağız dedi. Kredi faizleri düştü, fiyatlar taban yaptı. Fırsatçılar konutları da rahat bırakmadı. Sahte ilanlar piyasayı alt üst etti, hükümetse onların peşine düştü. Hazine ve Maliye Bakanlığı gerçekte olmayan evlerin satışa konularak her gün fiyatlarının artırıldığını tespit etti. Bakan Nurettin Nebati bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişinin tespit edildiğini açıkladı, onların canına okuyacağız dedi. Evin ilanını internetten satışa koyuyorlar. İlana koyuyor ama aslında öyle bir ev yok. Olmayan bu hayal ürünü evin fiyatını ise neredeyse her gün arttırıyorlar. Diğer ev sahipleri de bunu görüyor ve fiyat arttırıyor. Şu ana kadar bu şekilde fırsatçılık yapan 65 bin kişi tespit edildi. Fırsatçılık yapanlardan bunun hesabını soracağız. Onların canına okuyacağız.